Aslında bizi tanıyorsunuz. Tam 133 yıl önce bilimin öncülüğünde atıldı temelimiz. 70'e aşkın üniversitede öğrenciler, akademisyenler ve profesyoneller için daha iyi teknolojiler üretiyoruz. Konferanslarımız, projelerimiz ve de eğitimlerimizle akademik hayatınıza destek vermeye devam ediyoruz. IEEE. Herkese merhabalar. Burdur'un Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesi bünyesindeki IEEE MAKÜ Öğrenci Kolu olarak hazırlamış olduğumuz Java'ya Bakış ve Mühendislik Vizyon etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ben IEEE Yönetim Kurulu üyelerinden Yazılım Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Berkay Derin. Bugün sizlere Java ve Mühendislik Vizyonu hakkında Furkan Sönmez hocamla birlikte bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyi Berkay, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. İsterseniz hocam ufak sorularla başlayalım. Ufak sorularla. İlk olarak Furkan Sönmez kimdir? Ben Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini onur öğrencisi tez birincisi olarak bitirdim. Şu anda ING bünyesinde bir Java dönüşümü var. Chatbot ekibinin takım lideriyim. Aynı zamanda ING'deki işte Java eğitimlerini ve Clean Code eğitimlerini veriyorum. Alım süreçlerinden sorumluyum. İşte teknik mülakatları nasıl yapalım, iş alımları nasıl yapalım, ama önümüzdeki hafta başka bir firmayla artık yollarımızı başlatacağız. Genel olarak böyle Java eğitimleri veriyorum, üniversitelere, şirketlere danışmanlık veriyorum vesaire. Öyle bir tanım yapabilirim kendimle ilgili. Hocam, güncel teknolojilere uyum sağlamak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Eğitim almaya devam ediyor musunuz peki halen? Ben şunu öneririm, yani güncel teknolojiler çok hızlı ilerlediği için bunu en iyi, yani bir mülakatlara girerek, ben de mesela hala hem kendimi sınamak için gerek yurt içi gerek yurt dışı hep mülakatlara giriyorum ve her mülakat karşı firmadan çalacağınız bir bilgidir. Kendinizden bilgi de veriyorsunuz ama karşıdan da bilgi çalıyorsunuz. Acaba hangi teknolojileri kullanıyorlar vesaire. Onun dışında Medium vesaire gibi sosyal medya hesaplarından zaten gerekli sayfaları takip edince, mesela Kotlin'le ilgileniyorsun. Kotlin'in Twitter hesabı, GitHub hesabından hangi commitler atılmış, nasıl gelişmiş, dünya nereye gidiyor? Zaten bugün sunumun sonunda tahminimce gelecek 10-15 yılın götürecek konuları üstünden geçeceğim zaten. O da bu soruya daha güzel bir cevap olur. Çok teşekkür ederiz hocam. İsterseniz farklı bir şey söylemek istediğiniz bir şey varsa, yoksa da sunuma geçelim. Sunumu ben şey yapayım, ekran paylaşımına başlatayım. Direkt oradan girelim, güzel bilgileri aktaralım. Şöyle. Bir ekran paylaştım, umarım geliyordur. Şu anda ekranımı görebiliyor muyuz? Süper, tamam. Şöyle. Tamam, slide'ı da şey yaptım, şunu da kapatayım. Hatta kendimi göreyim şurada. Tamam. Bugünkü konumuz, senin de dediğin gibi Java'ya Bakış ve Mühendislik Vizyonu adında bir konu başlığımız var. Bu konuyu ilerleteceğiz. Kısaca nasıl ilerleyeceğiz bundan bahsedeyim. Önce bir kısa bir tanışırız, zaten tanıştık ama yine ufak bir tanışma faslımız olur. Mühendislik tanımı ve vizyonumuz, şu kısım çok önemli. Sektörden örneklerle birlikte mühendis olmanın aslında ne kadar önemli ve getirileri var, bundan bahsetmek istiyorum. Okula bir bakış açımızı değiştirmeyi planlıyorum. Sonra Java'lara yavaştan gireceğiz. Java nedir? Sektördeki yeri diğer dillerle kıyaslama ve nasıl ilerleyeceğiz? Sadece Java için değil, herhangi bir teknolojiyi öğrenirken nasıl ilerleyebiliriz? Bundan biraz bahsedeceğim. Bir de senin de yine sorduğun gibi gelecek yılların favori konularını kendi çapımda böyle çıkardım. En sonunda sorular varsa soru cevap üstünden ilerleriz diyelim. Kendimi zaten kısaca bir tanıttım. Bana LinkedIn hesabımdan dilerseniz ulaşabilirsiniz. Yazdığınız şeylerimden gelince cevap veriyorum. Bir YouTube kanalım var. Burada da yine böyle eğitim içeriklerimi, konferansları vesaire paylaşıyorum. Şu anki sunuma GitHub hesabım üzerinden erişebilirsiniz. Son repo içinde hem kodlar, çok ufak kod yazacağız bugün. Hem onlara hem de sunuma erişebilirsiniz. Twitter'daki kötü tweetlerimi temizledikten sonra artık Twitter adresimi de paylaşabiliyorum. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Ve mühendislik tanımıyla başlayalım. Şurayı yavaşça okumak istiyorum. Hep beraber okuyalım. Şimdi bunun önemine geleceğiz. Sosyal, teknik, ticari sorunlara çözüm üretmeye çalışan cepte, analitik düşünme yeteneğine sahip. Bu sorunları çözmeye çalışırken analitik düşünme yeteneğiyle birlikte çözeceğiz. Bilimin ışığında ortaya yeni ürünler çıkaran kişilere mühendis denir. Şu an benim
Gerek danışmanlık verdiğim yerde, gerek projelerine girdiğim yerlerde, kod review'larda vesaire benim gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi. Zaten paylaşırken de öyle paylaştım. Şu an kod yazan çok fazla insan var ama mühendislik kafasında kod yazılmadığı kanaatindeyim. Yani en azından çoğu yer için söyleyebilirim bunu. Bunu nasıl yıkacağız veya bir gördüğüm örnekten bahsedeyim. Bir sorun. Bu genelde hemen hemen bir firmada karşınıza çıkabilecek bir sorun ve bunun tartışmaları dönüyor. Uygulama çok memori tüketiyor. Memori yetmemesi, hataları alıyoruz. Ne yapalım? Soru bu. Bunun için teknik ekipler birleşiyor ve ben size çıkan sonuçları aktarıyorum. Sunucunun kapasitesini artıralım. Kaynak yükleyelim, kapat aç yapalım gibi sonuçlarla toplantıyı kapattığımızı bilirim kaç kere. Şimdi burada ben niye böyle bir başlık attım? Mühendislik dışı çözümler. Belki bunlar günü kurtarır ama senin uygulamanda bir memori kaçağı var, hafıza kaçağı var, hafıza tüketiyorsun. Sen o keseyi genişletirsen bu sefer hatayı bir ay sonra değil, 1,5 ay sonra alacaksın. Bu bir mühendis çözümü olamayacağı kanaatindeyim. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Babamı arasam desem ki baba, bizim X firmasında memori çok fazla şişiyor. Hani sunucularımız doluyor. Ne yapalım? Babam der ki oğlum koskoca X firmasınız, gidip kaynak alın der. Ama babam zaten mühendis değil. Bunu demesini beklerim. Ama bir mühendis bunu deyince ben şey oluyorum yani. Üzülüyorum. Peki mühendisçe nasıl yaklaşacağız bu olaya? Sorunun kaynağını tespit etmeye çalışacağız. Sonrasında neler yapabileceğimize bakacağız. Bu analitik düşüncedir. Bütünü parçalara böleceğim. Hangi parçalarda hata olma şansı var ve hatalar nerede var? Bunun yönteminde ilerlemem gerekiyor. O yüzdendir ki mühendislik kafasında okulda Java'yı öğrenmeyin veya çok iyi öğrenmeyin ama mühendis nasıl olunur bunu öğrenirseniz gerisi zaten gelecektir ki zaten size sorular şöyle geliyordur. Sizin mühendis olduğunuzun en büyük kanıtları şu sorular. Kanka oyunda düşük FPS alıyorum, ne yapayım? Bana geliyor mesela. Şu televizyona bir baksana. Telefonda şu nasıl yapılır? Yani sanki okulda seçmeli ders olarak Counter Strike dersi almışım gibi bana mesela adam FPS nasıl düzeltirim diyor. Orada da şey tabii ki yani. Niye bunu sana soruyor? Çünkü senin analitik düşünme zekan var. Öyle bir altyapın var. Sen bir olayı normal bir insan gibi bakmayıp parçalara bölüp nasıl sonuca ulaşabileceğini ve nasıl araştırabileceğini bilen adamsın. Ondan dolayı sana bu sorular yöneltiliyor. O yüzden mühendis olduğumuzu bir kendimize kanıtlayalım. Ya yani bu sorular da kanıtıdır. Bir de diğer konu başlığımıza geleyim. Okula bakış. Okulda benim gittiğim seminerlerde falan gördüğüm şu var. Okul hayatıyla gerçek hayatı sanki ortaya bir çizgi çekip ayırmalı bir düşünce tarzı var. Eğer sizde de bu düşünceye sahip olan varsa benim tavsiyem okul hayatıyla gerçek hayatı ayırmayın. Çünkü okul bir simülasyon değil. Sizin okulda gördüğünüz şeyler mesela kimya dersi görüyorsun. Kimya benim ne işime yarayacak deyip geçmemeniz gerekiyor. Orada da bir analitik düşünme, yine bir okul vizyonu var. Yine matematik zaten komple size o siz istemeseniz de o düşünce tarzını size verecektir diye düşünüyorum. Sizin için yararlı olacak. Bir de şu konudan bahsetmek isterim. Genelde mezun arkadaşlarımla konuştuğumda veya sektördeki insanlarla konuştuğumda ah geri dönsem de ortalamamı arttırsam dediklerini çok duyuyorum. Ortalama niye önemlidir veya ortalamayı artırmalı mıyız, yüksek tutmalı mıyız? Ben şundan bahsedeyim. Bugün 100 firma varsa 80 tanesinin ortalama bakmadığını size rahatlıkla söyleyebilirim. Ama 20 firma bakıyor. Belki senin istediğin firmalardan bir tanesi ortalamana takabilir. Mesela bugün savunma sanayindeki hemen hemen tüm firmaların üç üstü ortalama beklediğini gönül rahatlıkla size söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün 5 dakikada bir kararlarımız değişebiliyor. Ben bugün 5 dakika önce mutluyum, 5 dakika sonra mutsuz olabiliyorken 27-28 yaşına geldiğinizi düşünün ve dediniz ki veya 30 ben artık şey yapmayacağım. Özel sektörde devam etmek istemiyorum. Ben akademik bir kariyer çizmek istiyorum. Ne yapacaksın? Yüksek lisans. Ne yapacaksın? Doktora. Direkt önüne bir bariyer çıkıyor bu sefer. Ne çıkıyor? O bariyerin adı da yüksek lisanstaki ilk ortalama. Güzel bir üniversitede yine yüksek lisans yapmak istiyorsan sen de bakacakları ilk şey ortalamadır. O yüzden şansınız varken günlük abartmıyorum 1-1,5 saat tekrarlarla ve derse düzenli giderek ortalamanızı çok yüksek tutabilirsiniz. Yani 3'ün üstüne ve 3'e yakın tutabilirsiniz. O yüzden hani resmen ben tartışmaya kapalı bile diyebilirim bu konu. Hani zaten denklem şu. Mühendis mezun olmak istiyorsan 2'nin üstü ortalaman olacak. Şu sol taraf sensin. 2,1 de olur. Büyük eşit demişim. 2 de olur. 3 de olur. 3,5 de olur. Artık sen 1 ile 1'i mi toplarsın? 2 ile 1'i mi toplarsın? Ne yaparsan sol taraf denklemin senin. O yüzden ben buna önem vermenizi istiyorum. Hatta size 3-4 ay önce mülakata gelen bir kardeşimizle olan diyaloğumu anlatmak istiyorum. İşte okulu biraz uzatmıştı. Ben de oradan sohbet açtım. Ya, mülakatta hem birbirini tanımak için hem şey için vesaire. Bir sohbete giriştik.
Dedim hani okul biraz uzamış, ortalama da çok iyi değil. Hani yorumun var mıdır, ne konuşalım vesaire. O da dedi ki ben dedi okulda sadece sevdiğim derslerde iyi başarılı sonuç aldım. Mesela kimyadır vesairedir, o derslere çok kasmadığım için ortalamam düşük dedi. Ben dedi yani sevdiğim işi yaparım, sevmediğim işi yapmam dedi. Ben de ona dedim ki seni işe alırsak eğer sevmediğimiz iş versen yapmayacak mısın? Şimdi öğrencilik bir meslekse ortalama da senin öğrencilik mesleğine duyduğun saygıyı belki gösteren parametrelerden bir tanesidir. Hepsi değildir ama onlardan bir tanesidir çok rahatlıkla diyebilirim. Ve o da hani o cevap verdiğine pişman olduğunu düşünüyorum. Yani keşke demeseydim demiştir yani. O yüzden şansınız varken günlük derse gidip, dersi düzenli tekrar edip, evde de anlamadığınızı hocaya veya labcıya kimse sorduğunuzda zaten ister istemez ortalamanız yükselecek ve ekmeğini çok yiyeceksiniz yani. Onu söyleyeyim. Okula bakışınız, bu farklı bir düşünceniz varsa dediklerimi bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Bu konulardan sonra artık biraz Java'ya gelelim. Bu mühendislik vizyonunu ve okula bakış şeyini az çok oturttuk. Şimdi gelin biraz bunun ışığında Java üstünden gidelim. Şimdi ben buraya bir tanım yazdım. Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gozlik tarafından geliştirmeye başlanmış açık kaynak kodlu. Hepsini açıklayacağım şu bold yazılanların. Nesneye yönelik platform bağımsız yüksek seviye bir programlama dilidir. Ne demek açık kaynak kodlu? Bunu çok görürsünüz. Sadece Java için değil, open source işte projeleri. Şudur, mesela bir restorana gidiyorsunuz. Restoranda mutfakta çalışanları görebildiğinizi düşünün. Tüm malzemeler orada, işte adamların ne yaptığını görüyorsunuz. Açık kaynak kod budur. Java'nın kodlarını da gidip istediğiniz zaman tıkladığınızda içerisinde neler yazılmış görebiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Benim bir IntelliJ burada açıktır. Mesela string diye bir sınıf vardır Java'da. String yazdım, merak ettim bu nedir diye gidiyorum. Benim için burada string ile ilgili tüm tanımları görebiliyorum. Hatta gidip ben bile katkıda bulunabilirim. O katkıda bulunma işine de az sonra geleceğiz. Nesneye yönelik zaten Object Oriented Programming az çok biliyorsunuzdur ama ben yine kafanızda oturacak şekilde bir özet geçeyim. Mesela Java'da şunu yapabilirsin. Bu nedir? Bir kolon yaşıyası. Public class kolon yaşıyası. Artık sen bunu simüle etmeye başlıyorsun kodsal olarak. İşte içerisine aldığı mililitre, private int atıyorum mililitre tanımlarını yaptınız. Color'ı işte vesairesi tüm tanımlarını yaptınız. Sonra bunun içerisine koyacağınız kolonyayı da ayrı bir nesne olarak, sınıf olarak açtınız ve ikisini ne yapıyorsunuz Java'da? Konuşturabiliyorsunuz. Yani nesneye yönelik bir dildir Java. Platform bağımsız ve standartlarına şimdi detaylı bir şekilde geleceğim. Java'nın en önemli özelliği, yani kaç yılından beri günümüze gelmesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar standartlarıdır. Ne diyorum bu standartlarda? Şimdi şu daha öncesinden açtığım linklere bir gidelim. Dilerseniz bakalım. Şimdi Java'da standart derken şundan bahsediyorum arkadaşlar. Java Community Process Org. Geçen Java'da İstanbul vardı, bilmiyorum takip edeniniz var mı? Şu Heather Van Kura da, o da sunucu olarak geldi. Pardon, konuşmacı olarak geldi. Ben sunucuydum. Onun da bu community ile ilgili yorumlarını aldıktan sonra bir kere daha dedim hani bilmediğimiz şeyleri de orada anlattı. Java'da şu vardır. Bakın JavaScript üstüne anlatayım. JavaScript ECMA yazdım. Gidiyorum. Siz bu dildeki gelecek olan ve gelebilecek olan tüm geliştirmeleri açık bir şekilde bakın burada speklerle şeylerle görebiliyorsunuz. Bu müthiş bir avantajdır arkadaşlar. Bak burada açtım. Gidiyorum içerisine baktım. Burada ne var? Mesela type diye bir şey var. Type'ın içine gidiyorum. Ne olduğunu bana burada tek tek anlatan bir PDF var. Aynı Java Community Process'te de bu aşamayı görebiliyorum. İnsanlar bir de tüm dünyada yayılmış bir organizasyon var. Tek bir kişi geliştirmiyor arkadaşlar Java'yı. Hatta şöyle yapalım. Java User gruplar diyorum. Bakın Endonezya, Hamburg, Stuttgart, hep Alman çıktı ama dünyanın dört bir yanında işte Morokko, Türkiye, her tarafında Java için çalışan insanlar var ve böylece tek bir kafadan çıkmıyor. Peki bunun artısı daha ne olabilir? Ben şimdi şundan bahsedeceğim. Netflix'i bilmeyen yoktur. Hystrix miydi? Hystrix, GitHub dedim. Bu Hystrix, Netflix'in çıkarttığı bir tool arkadaşlar, bir API diyeyim. Ve Netflix bildiğiniz gibi dizi filmle uğraşır. Dizi yapar, film yapar, onları yayınlar. Amacı budur. Teknoloji de öncüdür ama ana amacı teknoloji değildir. Şimdi bu Hystrix diye çıkaran yani bir uygulama çıktı. Düşünün ben dedim ki Netflix çıkarttı. Ben bunu arkama alırım. Geliştirmeye giderim. Bakın şurada ne yazıyor? Hystrix is no longer in active development ve sadece şu an bakım modunda. Yani şu an biz Hystrix'te geliştirme yapmıyoruz demiş Netflix. Ne oldu? Siz şimdi şirketin tabanlarını Hystrix üzerine kurduğunuzu düşünün. Adam dedi ki yarın ben geliştirme yapmıyorum. Ne diyeceksin Netflix'e? Adam bunu yapmayabilir. Bak contributor'larına bakıyorum zaten. Ben büyük ihtimal arkadaki size görseli çizeyim. Bu GitHub üzerinden bu koda kimler katkıda bulunmuş, kimler geliştirmiş hepsini görebiliyorsunuz. Bakın şu contributor kısmından tıkladım.
Şu arkadaşım bayağı ilerletmiş. Yani tek başına bir sürü kod yazmış. Diğer arkadaşların o kadar yine katkısı var ama bu arkadaş kadar yok. Büyük ihtimal şu adam şey bile demiş olabilir. Ben daha yazmıyorum ya bu dili. Hani bırakalım dedi. Mesela bir kişinin kararına yönelik siz de şirketinizin altyapısını belki kurmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde yine buna hani sınırsız örnek verin. Vue.js diyelim. Bu arada bunları kötülemiyorum. Doğru yerde kullanılırsa belki işinizi görebilir yani. Ama şu beni korkutuyor. Vue.js'e gidiyorum. Yine bunun da contributorlarına bakalım. Yani kimler bu dile katkıda bulundu? Bakıyorum Even You. Şu arkadaşımız gördüğümüz gibi şu grafiğe bakın yani. Neredeyse tek başına geliştirmiş uygulamayı. Diğer arkadaşların çok bir katkısı yok. Ölümlü dünyada yaşıyoruz. Hastalıklı dünyada yaşıyoruz. Bu arkadaşın başına bir şey gelse. Değil mi yani? Hani bunları düşünüyoruz ama Java Community Process Org bunların önüne geçiyor. Daha böyle bir standartlar eşliğinde şey yapıyoruz ki ayrıca çok da destekliyor. Java'nın education kısmını Heather anlattı ama çok dinleyemedim. Bir dahaki dinlettiğimde size de aktarırım. Yani Java'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi kesinlikle budur diyebilirim. Şimdi siz okulda Java görüyorsunuz. Müfredatınızı öğrendiğim kadarıyla. Ben büyük ihtimal görmüşsünüzdür ama şu kısmı da bir özet geçmek istiyorum. Bir dili öğrenirken en tabanından öğrenmek lazım. Java nasıl çalışır? Şimdi bunu bir tane benim sınıfım var, bir tane de main metodum var. Burada yeşil tuşa basıyorum. Bakın şunu da sileyim. Bu herhangi bir Eclipse olur, Spring Tool Suite olur veya hangi IDE'yi kullanıyorsanız olur. Bakın şuradaki yeşil tuşa basıyorum. Ben bu sınıfımı çalıştıracağım demektir bu. Benim için burada Hello diye bir yazı çıkıyor. Eğer şu yapılan işlem sizin beyninizde belirli adımları içermiyorsa bir problem var arkadaşlar. Bak az önce target dosyasını sildim, şimdi bir daha geldi. Bu target ne? İçindeki classes içerisinde niye bir tane daha nokta class uzantılı bir şey var? Siz eğer bu yeşil tuşu büyü olarak görüyorsanız hemen geriye dönüp bunun Java'nın nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Bunu anladığınız an diğer dilleri de çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Ben biraz da bundan bahsedeyim size. Bu Java'nın ilk, bakın bu eğitim kendi dokümanıdır Java'nın. İlk başladığı yer burasıdır. Java'nın nasıl çalıştığını anlatır ki güzel bir temel kurup onun üstüne inşa edin diye. Şimdi gidelim, aynısını biz yapalım. Hiç böyle süslü, IntelliJ'dir, Eclipse'dir hiçbirini kullanmıyorum. Gidelim. Şuradan eğitimimizi açalım. Şunları da siliyorum. Bir tane TXT dosyası açacağım. Şuradaki yaptığımız işlemin aynısını herhangi bir TXT şeyle yapacağım arkadaşlar. Test drive diye açtım. Güzel gözüksün diye şuraya yazalım. Hatta şunu direkt kopyalıyorum. Ne yaptım? Bir tane test drive Java yazdım ve içerisine bildiğin yazılar yazdım. Şu an bu sadece yazıdan ibaret. Senin benim anlayabileceğim dilde bir şey. Şimdi geliyorum. Burada bir komut satırı açıyorum. Javak. Test drive nokta Java. Şimdi burada ne yaptığımı az sonra büyük resimde anlatacağım. Buna Enter'a bastım. Basamadım. Şimdi bastım. Tamam. Bastığımda bakın benim için burada nokta class uzantılı bir şey oluştu. Yani benim yazdığım bu şeyler, bir de buna bakalım. Şöyle alayım. Nokta class'ı da buraya sürükledim. Bakın böyle anlamadığım şeyler var içerisinde. Bu tarz bir şeyler oluştu benim için. Şu an diyorum ki Java Test Drive Enter'a bastığımda bakın burada Hello yazısını görüyorum. Yani sizin şu süslü IDE'lerde şu yeşil tuşa bastığınızda olan olay tam olarak bundan ibaret. Önce gelin resmi görelim. Siz bir insan dilinin anlayacağı yani senle benim anlaşabileceğim gibi bir Java dosyası oluşturuyorsun. Bunu Javak yani şu oradaki C'yi oradan düşünebilirsiniz. Java Compiler gibi düşünebilirsiniz. Java bunu ne yapıyor? Gidiyor bilgisayarın anlayacağı şekilde bir JVM'in anlayacağı şekilde bir şeye çeviriyor. Byte kodları nokta class uzantılı bir şeye çeviriyor. Burada da derledikten sonra Java Virtual Machine'lerimiz var. Her sistem için ayrı. Windows için, Unix için, macOS için, hepsinin için ayrı. Benim nokta class uzantımı buradaki JVM'ler değerlendiriyor ve siz ekranda ne yazıyorsanız bu sonucu alıyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaki siz bu yeşil tuşa bastığınızda bir büyü yok, tamamen bunlar oluyor. Bunların mantığını oturtmamız gerekiyor. Yani ne anladım buradan? Java platform bağımsız ama Java Virtual Machine platform bağımlı. Bakın hepsi için ayrı var. Unix için ayrı, macOS için ayrı, Win32 için ayrı şekilde JVM'ler var ve bu sınıfları sizler için yorumluyor diyelim. Slaytımıza geri dönelim. Ya şimdi Java'yı genel tanımaya da başladık. Şimdi gidelim Java'nın sektördeki yerinden biraz bahsedelim. Çünkü o da soru da oluyor. Şimdi Java öğreniyorum ama boşa mı kürek çekiyorum? Acaba sektörde iş bulabilir miyim? Herhangi bir açık var mı? Gelin benim daha geçenlerde LinkedIn'den aldığım bir anket sonucu.
2022'de anket değil pardon, iş paslanıyor. Bir iş postları var. Bu postlarda hangi dillerle ilgili daha çok developer aranıyor? Burada baktığınızda Python ve Java şu an sektörde lider olarak götürüyor bu işi. Yani oldukça fazla oranda iş ilanlarında Java ve Python aranıyor ki siz zaten Java bildiğiniz andan itibaren. Bak ben yeni Kotlin öğrenmeye başladım. Çünkü o da lazım oluyor bana. Kotlin öğrenmeye başladım. Öğrenmem 3 günümü mü 4 günümü mü ne aldı yani ileri seviyede öğrenmem. Neden dolayı? Java'nın temellerini iyi oturttuğum için. Yazılım dil aynıdır. Bugün gitar çalarsın. Yarın eline bağlamayı aldığında çok fazla zorlanmazsın yani. En kötü penan değişir. Bastığın tuşlar değişir. Basış oranın değişir ama temelinde notalar aynıdır. Burada da yine benzer mantığımız var. Yine aynı şekilde yine GitHub üstünden gidelim. GitHub'da da bakın JavaScript, HTML böyle bir Top Programming Language by GitHub Repository Activity. Yani GitHub'da insanların en çok uğraştığı aktivitelerinde yine lideri Java olarak burada görmekteyiz. Bu ne demek peki? Şu görsel bana ne anlatıyor? Bu de şu demek değil. C'de çalışırsam iş bulamam demek değil. Bu şu demek. Ben Java yazarken bir sorunla karşılaştım diyelim. Benle beraber bu kadar daha insan, hatta bu proje sayısı bununla uğraşan bunun 10 katıdır yani insan sayısı. Bu kadar daha insan bana yardım edebilir. Psikolojide bu böyledir yani. Sizin canınız bir şeye sıkılır. Sizle aynı derdi olan insanı ararsınız ki size yardım etsin. Bu da aynı şekilde bu kadar Java ile uğraşan insan varken Java'da geliştirme daha güzel oluyor. Peki niye C bu kadar az diye? Gerçi o ayrı bir tartışma konusu ama o biraz firmaların politikası. C Java'dan daha hızlıdır arkadaşlar. Makina dilidir ama şirketler insanlarla uğraşmaktansa makinalarla uğraşmayı daha iyi, daha kolay bulabildiği kanaatindeyim ben. Çünkü bir Java developer alırsın, bulabilirsin ama C developer'ı aldın. Yani o aradaki hız farkını belki makine gücüyle çözebiliriz diye düşündükleri kanaatindeyim. O yüzden C'deki aktif şey biraz daha azdır diyelim. Bu zamana kadar şimdi bayağı bir şey işledik. Bundan sonra artık nasıl ilerleyelim kısmına geleceğiz. Akıllarda bir soru veya sormak istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Bir yorum. Veya anladık mı? İyi gidiyor mu? Ona göre geri dönüp hemen ilerlemeden bir fren yapabiliriz. Bunu nasıl anlayacağız? Chat'ten anlayabiliriz. Chat'e arkadaşlar herhangi bir soru eksik vesaire bir şey varsa şu an kaç katılımcı var bilmiyorum ama bir eksik vesaire yoksa ilerlemeye devam edelim. Bir 10-15 saniye bekleyelim. Chat'te şey yoksa bir artı da alabiliriz chat'e. Şey kısmında. Yani bir sorum yok devam edebiliriz iyi gidiyor diye chat'e bir artı da alabiliriz. Ben göremiyorum tabii ki. Berkay sen bir şey olursa söylersin. Biraz Tabii ki bekleyelim. hocam. Şu anda herkes memnun hocam. Gayet güzel gidiyor. Tamam o zaman. Herkes memnunsa biz de yola devam edelim. Tabii ki hocam. Şöyle ilerliyorum. Peki nasıl ilerleyeceğiz? Benim yine öğrencilerde gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesine değinebilirim. Daha geçen bir mesaj geldi. Ondan etkilenip aslında bunu koydum. Bir arkadaşımız diyor ki hocam ben Java öğrenmeye başladım. Java'da çok verim alamadım. Python'a geçtim. Python'da çok verim alamadım. İşte Angular'a geçtim. Ön yüz teknolojilerine geçtim. Dokunmadığı hiçbir şey kalmamış. O da yani benim size tavsiyem burada da Konfüçyüs'ün bir lafını koydum. İki tavşan peşinden koşan ikisini de yakalayamaz diye güzel bir motto var burada. Yani siz bir dilde başladığınız zaman onda sağlam bir temel oturtmadan benim kanaatimce yeni bir dil öğrenmeye ve yeni bir teknoloji öğrenmeye geçmeyin. Çünkü bugün Python'da if elif yazarsın, Java'da if else if yazarsın. Bu benim için kolay olabilir. Çünkü ben Java'yı oturtmuşum. Bir şeyi nasıl oturturum? İşte if öğrendin, for'u öğrendin, class dizaynlarını öğrendin, inheritance'ı öğrendin, temel şunları oturttun. Bunlar şu an tam olarak oturmadı ama. Hani şöyle sağa sola bakın oynayabiliyor. Bunun üstüne siz ne kadar proje yaparsanız bu artık sağlamlaşır ve o bilgileriniz oturmuş olur. O yüzden bir dille ilgili 5-10 tane atıyorum proje yapmadan, bir iş geliştirmeden yeni bir dil öğrenmeye bence geçmeyin. Zaten zorlanacaksınız. Böylece sıkılıyorsunuz yani nasıl olacak, nasıl gideceğiz falan diye bir zorlanma olabiliyor. Şimdi bu ilk maddem buydu zaten. Aynı anda birden fazla dil öğrenmeye çalışmayın. Bir de şey kafası var. Çok gerideyim. Çok fazla konu var. Geç kalıyorum. Korkusu var. Ben sizin şu an bu korkunuzu yıkmayı hedefliyorum. Nasıl yıkacağım? Gelin görelim. Siz Java dersi alan arkadaşlarsınız. Java dersinde ikinci dersin 10. dakikası veya 20. dakikasında double'ı öğreneceksiniz. Integer işte vesaire veri tiplerini öğreneceksiniz. Burada sizin için bir soru hazırladım. Gerçi bunu artık her etkinlikte soruyorum. Belki izleyenler cevabı verir. Bilenler yazmasın.
Bu main metodun içerisinde double a 103 var. Double b 104 var. Double nedir? Ondalıklı sayıları tanımlamak için kullanılır. Peki bu ikisini topladığımda arkadaşlar kaç sonucuna ulaşırım? Eğer cevap varsa chat'e yazılabilir. Cevap yoksa şeyden alalım. Berkay senden alırım. 1.03 ile 1.04'ün double olarak Java'da toplanması kaçtır arkadaşlar? Bir 15 saniye bekleyelim. Chat'te cevaplar varsa onları da görmek isterim. İkinci dersin 10. dakikası. Bak bunu öğreneceksiniz Java'da. Biraz bekleyelim. Var mı cevap chatte? 1.03 ile 1.04'ün toplamı. Bekliyoruz hocam hala. Sallamak serbest. Bir 10 saniye daha bekliyorum. Berkay olmadı senden alacağım default. Bir cevap duymam lazım. 2 diye cevap geldi hocam. 2 diye bir cevap var. Güzel. Tamam. Sen ne diyorsun Berkay? Senin yorumunu da alalım. Ben yorum yapmasam hocam bunlarda. Yok yok. Herkes duyacak. Sen de bir Java mühendisisin Berkay. Kaçmak yok. Söyle bir cevap söyle. Estağfurullah siz varken. Yok yok olsun. Sen de 2 yıl sonra 300'e böylesin. Nedir cevap Berkay? Nedir? Güzel bir soru. Hocam... Ben arkadaşlarımı bırakıyorum bunları. Ben pek yayında böyle aktif olamıyorum. İyi tamam hadi öyle olsun. Buradaki... 2.07 gelmiş hocam cevap olarak. Tamam 2.0. Yine farklı bir yorum. Tamam geçelim artık şeylere. Yorum yazanlara teşekkür ediyorum. Sen de yırttın hadi Berkay geçiyorum. Bakın cevap bu arkadaşlar. 2.07.00003 cevabımız. Şu cevabın chatte geldiğini düşünmüyorum. Şimdi halbuki ben Java dersinin İkinci dersin 20. dakikasında öğrendiğim bir bilgiyi niye cevaplayamıyorum? İşte sıkıntı burada. Şu korkudan dolayı çok gerideyim, çok fazla konu var. O yüzden bir şeyleri öğrenirken hızlı hızlı ilerliyoruz. Hemen böyle. Aa işte integer'dır geçeyim, long'dur geçeyim. Aa tamam long da şeylerde kullanılır geçiyorum. Float da ondalıklı sayılarda kullanılıyor. Double da. Arasındaki fark ne? Kimse buna bakmıyor. Double arkadaşlar şeyde kullanılır. Bilimsel hesaplamalarda kullanılır ve siz böyle bir parasal işlem veya küsuratlı işlem yaptığınız anda sizin direkt önünüze kayan nokta problemi gelir. Mesela double öğrenirken bunu öğrenmediniz ve sektöre girdiniz ve bir bankacılık sektöründe çalışıyorsunuz. Düşünün ki böyle bir hesaplama yaptınız. Bir yıl içinde olacak cari hesap çok fazla olacaktır. O yüzden bunu aşmamız lazım arkadaşlar. Bir şeyleri öğrenirken çok gerideyim değil de sağlam temelli ilerleme mottomuz olursa çok güzel sonuçlar alacağız diyelim. O yüzden hiç şey yapmayın, çok gerideyim değil. 3 ayda öğrenin ama sağlam öğrenin. Diğer konular, sektördeki insanlarla konuşalım. Bu tarz etkinliklere katılalım. Tek tavsiyeyle hareket değil, birden fazla veriyle karar verelim. Ne demeye çalışıyorum? Bugün LinkedIn'e girdiğinizde bir 20 tane Python developer'ı bulursun, 10 tane Java developer bulursun. Mesela 30 kişiye yazsan sana eminim ki 25 tanesi yardım etmeye çalışacaktır. Bizim sektör öyle, herkes birbirine yardım etmeyi seviyor, süper. Yazdığınızda size yardım edecek. Kardeşim bak Python'ın şu yönü iyidir, Java'nın bu yönü iyidir. O bilgilerin hepsini toplayın. O 5 tanesi de ya LinkedIn'e girmiyordur ya da kötü insandır. Ben öyle söyleyeyim. Bu bilgileri aldıktan sonra tek tavsiyeyle hareket etmeyin ama bir kişiye sorarsanız der ki ya Java'da dil mi? Python'da dil mi? Boş ver diyebilir. O yüzden ben kutsal kitabımızdan da alıntı yapayım. O ki öğütü dinler, doğru olana uyar, kafasına yatana uyar gibi bir lafımız var. Buradan aynı şekilde bir sürü öğütü alacağız. Hangisi sana mantıklı geliyorsa bu datalarla birlikte işlemeye gideceksin. Bir de son bununla ilgili yorumum. Zaman vermeden ve denemeden bir şey olmayacağını bilelim. Yani ben Java öğrenebilir miyim gibi. Geçen Akın Hoca ile konuşuyorum. O da bir gittiği etkinlikte şey diyor. Ya çocuk diyor ki bana Java öğrenebilir miyim diyor. Ya öğrenebilirsin tabii ki ama sadece denemen lazım. Bakıyorsun oluyor mu, olmuyor mu? Bunu denemeden bilemezsin. Benim son diyeceğim de bu. Yine eğitimin başında da söylediğim gibi gelecek yılların favori konularıyla ilgili bir konuşmak istiyorum. Bunlar benim kendi kanaatimce çıkardıklarım. Bir, ödeme sistemleri. Açıklayacağım bunları. VR, Virtual Reality, Metaverse, Blockchain, yapay zeka, karmaşık sistemler. Niye ödeme sistemleri diyorum? Çünkü ödeme sistemleri nedenim, yani şundan dolayı diyorum. Bugün Londra'da vesairede artık dilenen insanlar bile post makinesiyle dileniyor arkadaşlar.
Bugün eskiden markete gidiyorduk bundan kaç yıl öncesinde. İşte nakit para veriyorduk ve hele dükkan yeni açıldıysa adam diyordu ya kardeşim ilk müşterisin bozuk param var mı ben bunu bozamam. 10 dakika bekliyordun işte çocuğu yolluyor bir yere falan para bozuyor falan. Şu an böyle bir derdimiz yok. Kartlarımızda çip var, çiple okutup geçiyorsun. Bu bile artık zor gelmeye başlıyor. Artık sadece dükkana gireceğiz veya bir restorana gireceğiz, alacağız ve çıkacağız hırsız gibi. Gelecek bundan ibaret. Ödeme sistemleri çok önemli. Virtual Reality ve Metaverse dediğimiz olaylar zaten buraya çok yatırım olduğu için diyorum. Şimdi biraz daha yatırım nereye ise arkadaşlar teknolojide ona doğru ilerlediği kanaatindeyim. Mesela bugün ülkemizde yangın çıkıyor. Dünyada yangın çıkıyor. Ülkede demeyeyim yani dünyanın her yerinde yangın çıkıyor. Yangınlar 2 hafta, 3 haftada söndürülemiyor. Sizce neden dolayı bu şu anki teknolojiyle bu yangının çıkmasını engelleyemez mi? Ben aynı zamanda makine öğrenmesi dersleri de veriyorum. Makine öğrenmesi eğer doğru datayı alabilirsek ki o data var elimizde. Ben ülkenin hangi noktasında yangın çıkabileceğini havanın neminden, güneşin dünyaya vuruş oranından, işte daha önce çıkan yangınlardan tahmin edip nerede yangın çıkabileceğini anlayabilirim. Ve bu nerede yangın çıkabileceğini anlayabilirsem daha yangını çıkmadan da ne yapabilirim? Önleyebilirim ama oraya çok fazla yatırım olmadığı için. Bilmiyorum sağlık sektöründe de ben o ciddi yatırımlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bilmiyorum işte MR çektireniz var mı? Geçen kolumun MR'ını çektirdim 35 dakika. Yani bir kapalı kutunun içinde 35 dakika boyunca bangır bangır. Bilmiyorum belki sağlık sektöründe bir bilgim olmadığı için şey yapmıyorum ama ben bugün yurt dışındaki adama 1,5 saniye içinde para atabiliyorsam, bugün arabayla giderken şöyle yaptığımda araba kendi kendini frenleyip kendi kendini sürebiliyorsa buralarda da buna benzer şeylerin yapılabileceği kanaatindeyim ama tabii ki yatırım lazım. Blockchain'in de zaten yıllardır popüler. Kripto paralardan bahsetmiyorum. Çünkü Bitcoin'dir, Ethereum'dur falan bunların detayına giremem. Bunlar kripto paralardır. Blockchain teknolojisini kullanır. Hepsinin bir hikayesi var işte. Ethereum der benim smart kontratlarım var. Bitcoin der ben güvenliyim. Solana der ben NFT'deyim. Cardano der ben işte valilik için çalışırım vesaire. Bu hikayeler tutmayabilir. Bugün Facebook 30 yıl önce gelseydi tutmazdı. Ondan dolayı kripto paralarla ilgili yorum yapmıyorum ama blockchain teknolojisi bu merkeziyetsiz sistem gelecekte ya yani şu anda hala çarpmaya devam ediyor. Gelecekte de şeyi yapacaktır. Ve karmaşık sistemler. Şu konu başlıklarını özellikle araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gelecek 10-15 yılın yapay zekadan bahsetmiyorum bile zaten. Gelecek 10-15 yılın öncüsü olacaktır ve ben umuyorum ki ülkecek biz de bu trenleri kaçırmadan birine bineriz diye düşünüyorum. Zamanında şu akıllı telefon trenlerini kaçırdık. Ama hala hareketli olan trenler ve vagonlarda yerimiz olması dileğiyle diyorum. Benim konuşacaklarım bu kadar. Soru cevap varsa sorulara geçelim. Teşekkür ederiz hocam sunum için. Rica ederim. Şu ben hatta paylaşımı da durdurayım. Sadece ben gözükeyim. Sorulara bakalım. Soru gelen var mı? Aklında soru olan var mı? Bir bakalım, kontrol edelim. Bir soru varsa soruları alalım. Bayağı güzel yayındı hocam. Yani benim aklımda hiçbir soru yok şahsen. İyi, çok çok iyi o zaman. Biraz bekleyelim. Soru gelirse alalım. Soru gelmezse ilerleriz zaten. Python neden size göre Java'dan geri kaldı demiş Çağatay Sanatel arkadaşımız hocam. Aslında Python geri kaldığını söyleyemem. Java da çok popüler, Python da çok popüler. Bugün bir makine öğrenmesi projesine başlarsak yatırımın daha çok Python yönünde olduğunu görürüz. Hani projeden projeye değişir. Bir web app'i yazarken Java daha tercih edilesi dururken bir makine öğrenmesi projesinde yine Python hatırı sayılır bir konuma sahip olduğu kanaatindeyim. O yüzden geri kalmış diyemem. Çünkü Python'da da çok fazla geliştirmeler oluyor. Ki zaten gösterdiğim görselde şey de var. Python'da, Java'da sektörde lider olarak işi götürüyor. Tabii şimdi yeni çıkan diller Go'lar vesaireler. Onlar da ayrı popülariteye sahip. Ben o sormayı çok bilgim yok orada. Mert Tatlı arkadaşımız Java ile mobil programlama nedenli yapılabiliyor? Güncel midir, mantıklı mıdır Java ile mobil programlama yapmak? Hani onun tam olarak bu mobil programlama işine girmediğim için de tatminkar bir cevap veremeyebilirim buna. Ama şu an Kotlin'e kaydığını biliyorum ana dil olarak. Ondan bahsedebilirim. Ama neden hani niye tercih edilmiştir? Bununla ilgili mobil programlama ile ilgili net cevap veremem.
Teşekkür ederiz. Mustafa arkadaşımız Java dili üzerinde aranan eleman nasıl olabiliriz? Öyle. Şaka şey. Böyle. Şimdi Java dilinde nasıl aranan eleman olabilirsin? Bu yurt içinde farklı, yurt dışında biraz farklı. Yurt içinde biraz daha şey bekliyorlar. Teknoloji de bilmeni bekliyorlar. İşte Java'nın yanında Spring de bileceksin. Spring'in yanında şunu da bileceksin. Şu framework'ü de bileceksin falan. Ama yurt dışında herhangi bir firmayla görüştüğünüzde sizden core Java bilgisi. Az önce anlattığım compiler mantığı var ya, onu bilin. Java'daki algoritmaları bilin ve hani Java'nın temel böyle double'ın ne iş yaptığını, big decimal'ı nerede kullanacağım, integer'ı nerede kullanacağım, inheritance mantığı nedir, temel programlama kültürünü aldığınız andan itibaren Java'da aranan bir insan olabilirsiniz. Zaten diyorum ya, bizim eksiğimiz o oluyor. Double'ı öğrendiğimizi düşünürken bakın burada bir cevap çıkmadı double'la ilgili. Hani bu tarz bir sağlam bir ilerleme yaptığınızda ben Java'da aranan insan olacağınızı düşünüyorum ki çok derecede açık var yani şu an şirketler. Ay, şirketlerin alım şeyiyle de ilgilendiğim için yana döne Java developer arıyorlar yani. O yüzden temel güzel bir core Java bildiğinizde kesinlikle faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Emir Koyunoğlu, güncel olarak hangi sektörlerde Java kullanılıyor? Hala yaygın olarak kullanılıyor mu demiş. Tabii ki. Şimdi güncel olarak hangi sektörlerde? Ben bankacılık sektöründeyim. Şu an ING'de sunumun başında da dediğim gibi tüm dünyada. ING'nin Türkiye tabanı .NET'ti. .NET'te yazılıyordu. Şu anda tüm dünya global ülkeleri, Belçika'sı, Almanya'sı, Çek Cumhuriyeti, ING hangi ülkede varsa zorunlu olarak Java'ya geçiyor. Yani bankacılık sektöründe Java'nın kullanıldığını burada görüyoruz. Benim şu an yeni gideceğim bir e-ticaret firması var. Yine orada Java kullanılıyor. Ödeme sistemlerinin çoğunda Java kullanılıyor. Her yerde Java'yı görebilirsin yani. Java'yı göremeyeceğin çok nadir alanlar vardır. Tezcan Sarı Zeybek arkadaşımız, desktop geliştirmek için en çok kullandığınız veya tavsiye ettiğiniz framework veya kütüphaneler nelerdir demiş. Valla bir desktop'la ilgili de bir çalışmam yok. Buna da sağlam bir cevap veremem. O zaman diğer soruya geçelim. Mert Tatlı arkadaşımız, popüler IDE ortamları ve farkları nelerdir demiş. En çok kullandığınız IDE ortamı. Valla ben IDE bağımsız bir adamım. Bugün gittiğim şirkette Eclipse varsa Eclipse'de yazarım. IntelliJ varsa IntelliJ'yi yazarım. Notepad'de de yazarım. Sublime Text'te de yazarım. Hani hangisi o şeyse çok önemli değil ama IntelliJ çok güzel bir IDE'dir. Yani çok rahat yazıyorsunuz. Yani favorim IntelliJ'dir. Ama hani şirketlerde bazı şirketler diyor biz kullanmıyoruz. Eclipse kullanıyoruz. Eclipse görünce de şey olmayın. Hani ona da bir aşinalığınız olsun ama IDE çok önemli değil dediğim gibi. Az önce Notepad'de yazdık mesela. Ama IntelliJ işleri çok kolaylaştırıyor. Arkasında güzel bir firma var zaten. Kotlin'in de yazılanlarından. O yüzden şey IntelliJ'yi öneririm yani. Mustafa Gülhan arkadaşımız, Java alanında bir projenin insanların gözünde iyi olması nasıl belirlenir? Bu güzel bir soru. İlla Java bazlı değil, bunu genel cevaplayayım. Bir projenin iyi olup olmadığını nasıl anlarım? Şimdi bu bir süreçtir. Ben iş olarak ne yapacağım? İş gereksinimleri nelerdir? Bu süreci nasıl geliştireceğim ve kaç ayda bitirmeliyim? Birinci gereksinim, iş gereksinimlerim. Benim projem iş gereksinimlerimi karşılıyorsa o iyi bir projedir. Ama şimdi bir de şunlar var. Benim mesela bugün e-ticaret firmaları var. Günlük bir kampanya yapıyorlar, 1 milyon request alıyor. Sen o 1 milyon request'i karşılayabiliyorsa senin uygulaman iyi bir projedir. İyi bir proje çıkartmak için ne yapmalıyım? Hiçbir zaman ilk başta güzel kod yazamayız. Bak ben size net söyleyeyim. İlk bir kod yazacaksınız. 100 satır olacak. Tamam mı? 100 satır yazdın. Bu Michelangelo'ydu galiba. O da ona nasıl güzel bu kadar heykeltıraş yapıyorsun diye soruyorlar. O da diyor ki heykelin fazlalıklarını alıyorum diyor. Yani mantık bu. Önce bir kod yazacaksınız. Koda baktıktan sonra diyeceksiniz ki ben bu kodun fazlalıklarını alacağım. Ne bilmen lazım? Clean kod bilmen lazım. Onun da eğitimini bu ay sonu inşallah yayınlayacağım. Clean kod bilmen lazım. Efektif Java bilmen lazım. Ve bir şeyin en iyi pratiği ne? Bunu bilmen lazım. Ve yük testleriyle destekleyeceksin. Çünkü senin o 10 satırlık yazdığın kod 10 bin kişi aynı anda oraya tıklayınca o kod aynı kod olmuyor. Hani bir arkadaşını sinirlendirdiğindeki gibi düşün. Adamla çok iyisin. Adamı bir sinirlendiriyorsun. Bambaşka bir kişiye dönüşüyor. Kod da öyle. Ona yük testi yapacaksın, testlerini yapacaksın, smoke test yapacaksın vesaire. O zaman iyi bir uygulama yapıp yapmadığını anlayacaksın. Yani iyi proje yük altında çalışabilecek. Çöküntüler olmayacak, anlık hizmet verebilecek. Yani ne bir düşünün, bir bankada bir saatlik çöküntü olduğunu düşünün. Veya bir günlük, 2 günlük çöküntü olduğunu düşünün. Hem kullanıcılar için çok büyük şey hem de firma için çok büyük cari kayıplara yol açacaktır. Yani iyi projeyi böyle belirleriz.
Teşekkür ederiz. Emir Koyunoğlu arkadaşımız OpenJDK ile Oracle JDK arasındaki farklar nelerdir? Hangisini kullanmamızı önerirsiniz demiş. Şimdi bu da güzel soru. Tebrik ediyorum. Burada şey var. Bir Enterprise Edition var. Burada şeyi araştırmanı tavsiye ederim. Daha geçen o da Java'da İstanbul'da bir konuşması geçti. Bir Enterprise şeyi vardır Java'nın. Bir de düz kendi bize açılan bir JDK'sı vardır. Burada şimdi siz normal Java'nın Enterprise JDK'sını kullandığınızda Tomcat'te de mesela Tomcat'in yine bir Enterprise Edition'ı vesaire kullanmanız lazım. Bu biraz ihtiyaç doğrultusunda değişiyor. Şu anda firmalar OpenJDK vesaireyle daha çok ilerliyor ama dediğim gibi bu biraz daha derin bir konu. Çok dallanırız yani burada. Mustafa Demir arkadaşımız cevabını vermişsiniz. Clean Code serisi tam olarak ne zaman gelecek demiş. Clean Code serisi son iki chapter'ımız kaldı. O iki chapter sonra da onun da eğitim videolarını çekeceğim. Bu seminerlerin yoğunluğundan bitiremedim. Büyük ihtimal Haziran'ın sonu olmadan Clean Code'u Haziran'ın ortaları gibi şey yapacağım. Burada katılan arkadaşlar buraya katıldığını ve LinkedIn'den bana yazarsa ücretsiz olarak da paylaşırım. Herhangi bir öğrencilere zaten şey yaptığında çok fazla şey almıyorum. Öğrencilere her şey şeydir yani kutsal meslek. İstediğiniz gibi veririm. Clean Code da çok önemli bir konsepttir. Grafikte Python Developer'da çok fazla görünüyordu. Farkları, üstün, kötü yanları nelerdir demiş Mert arkadaşımız. Belki bir daha sorsana ya, anlamadım. Grafikte mi? Grafikte sunumda hocam Python Developer'da çok fazla görünüyordu. Farkları, üstün, kötü yanları nelerdir? Java ile karşılaştırıyor büyük ihtimalle. Şimdi her dilin belirli yönde artıları var, belirli yönde eksileri var. Mesela Python'ın machine learning kısmında niye popüler olduğu tüm mesela önemli kütüphanelerin hepsi Python tabanlı mesela gidiyor. NumPy müthiş bir matematiksel bir kütüphane. Ve bu Python tabanlı ne oluyor böylece? Machine learning alanında o iyi oluyor. Diğer sistemde de Java daha iyi oluyor vesaire. O hangi alanda çalıştığına göre değişir. Mesela oradaki iş ilanlarının fazla olmasının nedeni makine öğren mesela data scientist arıyordur. İş aramasında Python vardır. Mesela bizim şu an çalıştığımız kurumda da öyle. Biz ana base kısmı Java ile yazıyoruz. Bizim NLP tarafımız Python mesela. İki farklı uygulama var. Yani hepsine ihtiyaç oluyor. Ama dediğim gibi dile çok takılmadan bir tanesini dosdoğru öğrendiğiniz şekilde diğerlerini öğrenmeniz çok kolay arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Önemli olan mühendis ve programın mantığı. Yabancı dil başlangıç için ne kadar önemli hocam? Yabancı dil bu sektörde çok önemli. Çünkü az önce ne yaptık? Java Community Process Org'u açtık. Az önce ne yaptık? Java Documentation açtık. Bunları sağ klik, Türkçe'ye çevir dediğinde şey olmuyor. Aynı verim olmuyor. O yüzden tüm kaynaklar İngilizceyken ana dilinden öğrenmek çok daha efektif bir şekilde olacaktır. İngilizcenizi de paralelinde geliştirebilirsiniz. Yani İngilizce ben hemen hemen artık dünya dili yani. Bugün herhangi bir yere gittiğinizde de bir kişiyle İngilizce anlaşıyorsunuz. Sadece yazılım için değil, genel olarak ben İngilizceyi bilmeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle geliştirin yani İngilizcenizi. Önemli bir ölçüde şeydir. Evet. Yusuf İhsan arkadaşımız araştırdığım kadarıyla bankacılık sektöründe backend kısmında JavaScript ünlü ama e-ticaret kısmında örneğin Getir'de Node.js, Go daha çok kullanılıyor. Backend dilini neye göre seçiyorlar hocam? Demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim, Getir dediğim veya Trendyol dediğim veya Yemek Sepeti dediğim firmalarda sadece bir proje yok mesela. Getir'in, söylenir mi o bilmiyorum ki. Getir'in şu an başka bir proje üstüne daha çalışıyor, Getir. Onun komple altyapısını Java ile yapacak mesela. İçeride başka bir ekip başka bir teknoloji kullanıyor. O biraz da takımın konuşmasına göre değişiyor. Sizin içeride bir takımınız var. Takım toplanıyor diyor ki bu projeyi nasıl yazalım? Şunla mı yazsak, bununla mı yazsak? Ortada bir toplantı çıkar. Böyle Getir gibi firmalardan bahsediyorum mesela. Yine kurumsal firmalarda üstten gelen bir karar oluyor. Çünkü atıyorum X bankası diyor ki ben şöyle bir framework geliştireceğim. Bu framework'üm Java tabanlı olacağı için siz de Java yazmalısınız. Bu ana karardır. Alttaki ekipler ona uymalıdır. Ama bu Trendyol dediğimiz böyle e-ticaret firmalarında vesaire daha çok ekip bazlı projeler alıyor. Mikro sistemde çalışıyorlar. X ekibi ayrı bir pipeline'ı var, ayrı bir çalışma kültürü var. Y ekibinin ayrı bir çalışma kültürü, ayrı bir şeyi var. Ondan dolayı ekip bazlı değişebilir yani. Hani Getir'e komple Node.js diyemem. Çünkü ben birebir orayla da temasa geçtiğimde benim mesela Java tarafı ile görüşmüştüm yani. Yeni Çok teşekkür. projesini öyle yapacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Sanırım sorularımız bu kadar, bakıyorum. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Yani dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Bugün sektörde kod yazan insan değil, kod yazan mühendis olmak için okul derslerine bence önem verin. Öğrenci arkadaşlarım için. Sektördeki arkadaşlar da daha çok şeye bakarsa işte test yazmanın önemi,
Bugün yani test yazmayı da çok önemli görmeyen şeyler oluyor. Ben onun tartışmasını da çok veriyorum. İşte temel core Java'yı nasıl öğrenirim? Bir şeyi temelli nasıl öğrenirim? Bunu tam olarak oturtmak lazım. Benim tavsiyelerim bunlar olur. Zaten gelecekteki popüler olan 5-6 konuyu verdim. Onlar üstünde yoğunlaşıp ve sektördeki de dediğim gibi gelen iş ilanlarına bakıp hangisi popüler vesaire kendiniz yönetebilirsiniz. Aynı anda iki dili öğrenmeye çalışmayın. Az önce gördük yani bunun önemini. Tek dil öğrenip ondan devam ettiğinizde her şey sizin için güzel olacak yani. Böyle etkinliklere bol bol katılın. Onu diyorum. Bunlar da güzel oluyor, sohbet vesaire. Benim diyeceklerim bu kadar. Aa, güzel yayındı. Yayına geldiğiniz için çok Her teşekkür zaman. ederiz hocam. Hem bizler için hem de arkadaşlarımız için çok verimli bir görüşme oldu. Çok sağ olun. Önümüzdeki yayınlarda umarım tekrardan sizinle bir etkinlik yaparız. Yaz ayında veya başka zamanlarda. Makül İnşallah. arkadaşlarımız için de QR kodunu paylaşacağız yayın sonunda. Onun da fotoğrafını çekin. Makül Sosyal'den puan kazanabilirsiniz. O zaman başka bir şey yoksa görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz Berkay. İyi akşamlar. Teşekkür.